Buyurun, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Kahve yaptırayım mı yoksa yatar mısın? Yok, bir şey istemem Kevser kadın. Sen otur öyle. Ala, neden toplamış bütün ağları? Aksi bir şey mi olmuş yoksa? Yok. Bora'nın Berdel'e karar vermesi herkesi pek rahatlattı. O konuşuldu. Ala herkesin içinde Bora'na itimat ettiğini dedi. Oğlan sonunda doğru yolu buldu. Kolay mı öyle koca ağayı yolundan töresinden etmek? Nari'nin hükmü de konuşuldu Kevser kadın. Ağalar azar öldüğü için onun hükmünü kaldırdı. Berdel bozulmuş oldu. Oh, Allah'ıma şükür. Zaten kızımın bir günahı yoktu. Onu zorlamasalar hiç anasının kucağını, babasının ocağını terk eder mi? Nari'nin üstündeki hüküm kalktı. Ama kendi karımının hayatının kararı hala benim elimde değil. Ağam, sen yapılması gerekeni yaptın, söylenmesi gerekeni söyledin o mecliste. Bazı yerde susmak, sözün koparacağı kasırgadan daha hayırlı değil mi? En zoru dersinlerin karşısında susmak. O bende zalimi görüyor. Bense hala susuyorum. Oy bakayım şu yastığı arkana yavrum. Anneciğim benim. Nasıl da düşünürmüş beni. Ama yandın sen. Bak birdik iki olduk. Hiç de bile yanmadım. Bu torunlar Allah'ın bir lütfu bana. Güzel kızlarım benim. Sıla maşallah ne elin şişti ne ayağın. Kilo almadın ya ondandır. Çok güzelleşti değil mi? Annelik yakıştı. He. Sen de çok güzelleştin. Zaten güzeldin, iyice güzel oldun. Ben bir Emir'e bakayım. Şu alet azıcık daha öğretsin. Selam. Yanlış anlamama bir şey soracağım sana. Bak vakit epey geç oldu. Burun nerede kaldı acaba? Bilmiyorum. Artık gittiği yeri ne o söylüyor, ne de ben soruyorum. Kızım nasıl laf öyle? İnsanın çıkarısını merak etmez. Hele Boran Ağa gibi bir adam. Aranızda ne geçti Sıla'm? Deyiver hele bana. Beder. Ya bu koruk suyu ne kadar güzel olmuş. Ellerine sağlık ya. Kızlara da yapsana bundan ya. Ya sen iyice cimri oldun ha. İyiyim madem Celal. Senin bu anan iyice bir hoş oldu ha kızım. Kara kızım benim. Yenge, açmayı kapatmayı öğrendin. Şimdi hangi dosyayı açmak istersen üzerine gelip iki defa tıklayacaksın. Açtığın dosyayı kapatmak istersen de köşedeki çarpıya gelip tıklayacaksın. Sen şimdi bunlara çalış. Ben sana yarın başka şeyler de anlatırım. Sağ olasın Emir. Hadi sen git yat artık. Allah rahatlık versin. Sana da yenge. Azat'ım ben duyuyorsun değil. İçimde senin canın büyüyor. Onun için, senin için, bizim için her şeyi yapacağım artık. Kimsenin bizi yok etmesine izin vermeyeceğim. Ben de senin gibi Sıla'nın yanında olacağım artık. Nari'ni. Azat ne yapıyorsun? Ne yapayım senin güzelliğini çekiyorum. Azat çekme böyle. Ne demek böyle güzelliğe bak. Beraber çekeceğim. Çekiyor mu şimdi? Çekiyor tabii. Onlar duyacak. Ya duymaz kimse. Dur bir daha boyuna da alın kız. Şişt, bana bir türkü söylesene Nari. Azat bilmem ben türkü. Ne demek bilmem beraber söylüyorduk ya. Hani gitme aklım sende kalır uyuyamam. Git beraber hiç ayrılmadık seninle. Tamam. Yeter yeter.
yapmışsın? Yoksa bebeğimiz olacak. Ya Azat'la. Bir oğlumuz olsa nasıl olur? Olsun da Azat'ım gibi yakışıklı olsun, o kızlarının gönlünü yaksın değil mi? Bence de Narin'im gibi Narin bakışlı olsun. Azat. Ya dede. Olacak değil mi oğlumuz? Olacak. Söz mü? Söz. O daha kızı kaçırır belki. Ha, başına iş. Kalk hadi yeter. Tamam. Gideceğim. Olacak Azat. Bebeğimiz olacak. Çekiyor mu şimdi? İnşallah bir oğlan doğuracağım sana. İnşallah. Kızım sen de artık kendini fazla yorma, tamam mı? Değil mi anası? Az kaldı doğmuyor. İyi akşamlar Celila. Hoş geldin ağam. Buyur otur. Sağ olasın ama vakit geç oldu. Daha sonra inşallah. Sıla, seni eve götürmeye geldim. İyi geceler anne. Sana da yavrum. Güle güle kızım. Yarın fabrikada görüşürüz baba. Narin'le gelmen için bir araba yollarım. Tamam kızım, sen nasıl istersen. Beder ana, Narin'e bir seslenir misin? Bırak Burhan, istediği yerde kalsın. Gel Narin. Mecliste bu akşam hakkında verilen hükmü durdurdular. Gebe oluşun ve Azat öldüğü için canını bağışladılar. Burhan sen doğru diyorsun. Allah'ım sana şükürler olsun.